Her şeye merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu FonTTS isimli yeni bir ses motoru. Bu Play Store'da belki görmüşsünüzdür. NefonitTTS'nin, hani NefonitTTS diye bir uygulama vardı, ücretli. Onun ücretsiz hali. Bu da Play Store'da varmış. Ben bunu dün akşam keşfettim. Ama hemen heveslenmeyin. Maalesef Türkçe, daha doğrusu Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde dil ve ses desteği yok. Ama ben bu NefonitTTS'nin yanlış hatırlamıyorsam bazı arkadaşlarca kullanıldığını görmüştüm. Hani bazı arkadaşlarım bu programın Türkçe olmamasına rağmen ses tonundan dolayı beğenildiğini, kullanıldığını görmüştüm. O yüzden onu öyle seven, kullanmak isteyen arkadaşları haberdar etmek istedim. Uygulamanın indirme adresinde, yani Play Store linkini daha doğrusu bırakacağım bu videonun açıklamalar kısmına. Hemen geçelim. FonTTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçelim ve ne gibi özellikleri varmış görelim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, maalesef ne yazık ki programda ne Azerbaycan Türkçesinde ne de Türkiye Türkçesinde ses yok. Sadece Rusça ve Ukraynaca sesler var. Bu da bizim işimizi görmüyor. En azından yani kendi şahsım adına konuşacak olursam benim işime yaramıyor. Ben de sevdim programı ama Türkçe dil desteği ve ses desteği sağlamadığı için size gösterdikten sonra silmek zorunda kalacağım. Ekranın başından başlayarak okur, sonraki öğeden başlayarak okur, son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kop, son söylenen ifadeyi tekrarla, konuşmanı indir, ekranda ara, ekranı indir, tablet ayarları, bitim okuma ayarları, omegula ekran, bitim okuma, tercih edilen motor, tdtz, tercih edilen motor, radyo düğmesi seçili değil, sansür belirtilen konuşmaya motoru 1.19. Radyo düğmesi seçili değil, ses hizmetleri 2.19. Radyo düğmesi seçili değil, galaksi TTS. Radyo düğmesi seçili değil, sansür TTS 4.19. Radyo düğmesi seçili değil, grup metin konuşma motoru 5.19. Radyo düğmesi seçili değil, acar veda TTS. Radyo düğmesi seçili, yayınlı TTS. Radyo düğmesi seçili değil, Smox Classic TTS. Radyo düğmesi seçili değil, Dokuyendo TTS. Radyo düğmesi seçili değil, Front TTS 10. Dikkat! Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metin toplayabilir. FonTTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirmesidir. Evet, varsayılan metin okuma motoru olarak seçtiğim anda konuşmaya başlayacak. Tamam. FonTTS kullanılıyor. Tercih edilen motor. Yetkin metin metin tip. Metin okuma. Yetkin metin metin tip test okumun. Ayrıca bu Smart Voice uygulamasında da vardı. Ben daha önce birçok videomda söylediğim gibi yabancı dillerdeki sesleri kullanmak istemediğim için kaldırmıştım. Smart Voice uygulamasından bazı insanlara tanıdık gelecektir bu ses. Şimdi ayarlara gireceğim. Bu arada ben bu videoyu çekmeden önce bazı ayarlarını düzenlemiştim bunun. O yüzden bazı komutları ses perdesini geri çekerek söylüyor.
Ayarla. Yetkin metinle pahin ki pes dokunun. Fonti tibes settings. Yetkin metinle pahin ki pes dokunun. Kates handes peakin kates. Bu ilk ayar konuşma hızı. Elnur TTS'deki gibi ya da Svox Classic TTS ya da Acapella TTS ya da Vocalizer TTS'deki gibi üzerine tıklayarak bir pencere açılıp o şekilde değiştirmemize gerek yok. Zaten üzerine tıklanmıyor. Altında bir kaydırılabilir çubuk var. O şekilde değiştiriliyor konuşma hızı. Bakın. Ayrıca görenler için söyleyeyim, uygulamanın başlatıcı simgesi var masa üstünde. Masa üstü dediğim uygulamalar ekranı, yani orada başlatıcı simgesi var. Oradan girdiğimizde uygulamanın rengi beyaz. Buradan girdiğimizde böyle siyah ve gri arası bir şey oluyor bu şekilde. Bu ses seviyesi ayarı. Tabi bu da üzerine tıklayıp yeni bir pencere açmadan altındaki sürgü kullanılarak değiştirilebiliyor. Pitch dediği ses perdesi. Bunu biliyoruz. Sesin daha kalın ya da daha ince çıkmasını sağlar. Şimdi gelelim ilginç özelliklere. Intonation diyor, yani tonlama. Bunu E-Speak TTS'den biliyoruz. Hani sesin ne kadar insansı ya da ne kadar robotik çıkması gerektiğini belirlememizi sağlar. Aslında bunun basit bir versiyonu Google Metin Okuma Motoru'nda da var. Modifiye edilmiş olan Google Metin Okuma Motoru'nda. Tonlama vurgulu, az vurgulu, düz şeklinde. Estik TTS'de de yine buradaki uygulamada olduğu gibi kaydırılabilir çubuk var. Bu çubukları, daha doğrusu bu çubuğu ne kadar kaydırırsak ses tonu o kadar değişiyor. Bakın. Ben bunu %100 yapmıştım. Biraz daha heyecanlı konuşuyor. Daha insansı oldu. Bakın şimdi %0 yapacağım. Ve iyice böyle robot gibi oldu. Zaten robotik bir sesti. Tonlama ayarını 0'a çekince iyice robotik oldu. İşte ben hani neden keşke Türkçe dil desteği olsa dedim. Bu özellikler için dedim. Bir de bu ses kalitesi için. Yani böyle sesin daha insansı veya daha robotik olmasını, hani böyle kullanıcıya bıraktığı için, kullanıcının tercihine bıraktığı için öyle söylemiştim. Mesela bu Türkçe dil desteği sağlıyor olsaydı, işte canınız sıkılınca daha robotik bir ses yapardınız, canınız sıkılınca daha insansı bir ses yapardınız. İstediğiniz gibi metin okuma ayarlarını düzenlerdiniz. Genel duraklamalar. Bunu %0 yaptım ben. Çünkü şimdi bunu %100 olarak yaparsam, bir saniye. Bu da böyle kelimeler arasında fazlaca duraksama yapıyor. Durmasın, duraksama yapmasın kelimeler arasında diye sıfıra çektim. Ben. Evet. Genel
arasında duraksamaları %0 yaparsak kelimeler arasında bekleme yapmadan sürekli konuşur. Bu şekilde hani bunu sıfıra çekersek metin okuyucu hani noktalama işaretlerini dikkate almadan okuyacaktır. Örnek hızı diyor. Burayla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Burada hani değiştirebileceğimiz bir ayar var. Aslında buradaki sayılar var. Şu an o sayıları söyledi. O sayıları silip kafamıza göre bir şey yapmaya kalkarsak uygulama saçma sapan bir hale geliyor. Donuyor. Hatta telefonu bile donduruyor. O yüzden hani kullanacak arkadaşlara tavsiyem olsun. Burayla uğraşmayın. Bence. Aslında güzel bir ayar. Örnek hızı. Sentezleyicinin ses kalitesini daha iyi hale getirmek için tasarlanmış bir seçenek ama yine de yani nasıl desem yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum ama ne yaptığını bilmeyen insanların kurcalamamasını tavsiye ederim. Ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığından haberdar olmayan insanların kurcalamamasını öneririm. Çünkü hani her ne kadar güzel bir seçenek olsa da her ne kadar sentezleyicinin ses kalitesini artırmak üzere sesi daha açık, daha parlak bir hale getirmek üzere tasarlanmış olsa da ne yaptığını bilmeyen insanlar kurcaladığı zaman sıkıntı oluşuyor. O yüzden ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığından haberdar olmayan kullanıcıların bu seçeneği ellememesini tavsiye ederim. Alternatif ses kullan. Bu Nefonit TTS'de normalde iki tane robot sesi vardı. İkisi de erkek sesi tabii. Burada da onu etkinleştirmek için alternatif ses kullan seçeneği eklemişler. Basınca şimdi ikinci sese geçti. İkinci robot sesine geçti. Kaldırınca eski ses verisine, birinci robot sesine geri döndü. Bunu da şöyle yapmışlar. Hani alternatif ses kullan seçeneği eklemişler. Hani sentezleyici değiştirme menüsü eklemek yerine bu seçeneği eklemişler. Bunu işaretleyince ikinci robot sesi, işaretini kaldırınca birinci robot sesi konuşuyor. iPhone kullanıcıları bilir. Hatta iOS 7'de vardı bu özellik. iOS 7'de şu vardı. Mesela Yelda sentezleyicisinin geliştirilmiş kaliteli halini indirdikten sonra şey diyordu, sıkıştırılmış ses kullan diye bir seçenek ekleniyordu VoiceOver'ın ayarlarına. Sıkıştırılmış ses kullan seçeneğini açınca kompakt sesine geri dönüyordu. Sıkıştırılmış ses kullan seçeneğini kapatınca indirmiş olduğumuz yüksek kaliteli sese geçiyordu. Bu da VoiceOver'daki, gerçi şimdi yok o ayar VoiceOver'da. Bir sürü iPhone yazılımı çıktı falan ama iOS 7'nin VoiceOver'ındaki sıkıştırılmış ses kullan seçeneğine benzetebiliriz bunu. Tabi burada sıkıştırılmış ses kullanmıyoruz. Sadece bunu işaretleyince ikinci robot sesi, işaretini kaldırınca birinci robot sesi konuşuyor. Emojileri oku. Bu emoji ifadeleri okumasını sağlar sesin. Hani bunun işaretini kaldırırsanız emojiler seslendirilmez. İşaretlerseniz emojiler okunur. Telefon numaralarını düzgün okumayla alakalı bir seçenek. Bunu açtığımız zaman mesela atıyorum 444 36 36 diye bir numara duymuştum ben. Hatta bir tane kitapta okumuştum. Kitabın yazılmış olduğu, daha doğrusu kitabın basılmış olduğu firmanın iletişim numarasıydı. 444 36 36. Ona örnek olsun diye söylüyorum.
Bu seçeneği işaretlerseniz numaraları düzgün okur. 444, 36, 36 gibi. İşaretini kaldırırsanız 444, 36, 36 şeklinde böyle basamaklar halinde okur. Bunu Türkçe okumayacaktır. Ben örnek olsun diye söyledim. Bu seçenek telefon numaralarının düzgün okunup okunmayacağı ile alakalı bir seçenek. Hani telefon numaralarının düzgün okunmasını isterseniz bu seçeneği işaretliyorsunuz. Düzgün okunmasını istemezseniz, ki gerçi kim istemesin düzgün okunmasını, herkes ister. İşaretini kaldırıyorsunuz. İşaretini kaldırdığınız zaman telefon numaralarını düzgün okumuyor. Basamak basamak seslendiriyor. Ama bu seçeneğin işaretini kaldırmanızı tavsiye etmem. Çünkü hani hem numaraları düzgün okumamasının yanı sıra hem de bazen karıştırıyor numaraları. Basamakların arasına olmayan sayılar da ekleyebiliyor. Stres sözlüğü diyor. Bunu anlamadım. Loquendo TTS gibi doğal tepkimeleri mi var? Bunu işaretleyince o doğal tepkimeler mi geliyor? Bilmiyorum. Hani Loquendo TTS'de vardı ya, Kerem, Selin, Zeynep, onların doğal tepkileri vardı. Gülme, ağlama, işte şarkı söyleme falan. Onun gibi doğal tepkiler mi etkinleştiriliyor bu seçeneği açınca ya da kapatınca, bilmiyorum. Bunu anlamadım. Stres sözlüğü diyor. Geçelim bunu. Bilmiyorum çünkü ne demek olduğunu. Bu da numaraların hızlı söylenip söylenilmemesiyle alakalı bir seçenek. Bunu işaretlerseniz numaralar, işte 1, 2, 3, 4 gibi olan numaralar hızlı hızlı söylenir. Kelimeler normal hızla söylenir. Bunun işaretini kaldırırsanız numaralar da normal hızla söylenir. Bu numaraların noktalama işaretlerinin ve emojilerin hızlı söylenip söylenmeyeceği ile alakalı seçenek. Bu da ona benzer bir seçenek, bu ikincisi de. Bu da aralarında virgül olan kelimelerin hızlı söylenip söylenmeyeceğini belirlemenizi sağlayan bir seçenek. Fonemleri kullan seçeneği. Bu da işte harflerin kodlamalarıyla, işte Adana, Beyşehir, Ceyhan gibi harfleri kendisini söylemek yerine karşılık gelen kodları ya da isimleri söylemesini sağlayan bir seçenek. Bu da ses kalitesini daha böyle parlatmak için kullanılan bir seçenek, ama çok da güzel olmuyor ya. Bununla uğraştığınız zaman ses artık böyle iyice parlıyor, gereğinden fazla parlıyor ve artık böyle matkap sesi gibi, motor sesi gibi oluyor. Kafa ütülemeye başlıyor. Bunu ve bunu, bu iki seçeneği anlamadım. Ne işe yaradıklarını çözemedim doğrusu. O yüzden bunları anlatamayacağım. Çünkü bilmiyorum, anlamadım ne işe yaradığını. Bu da İngilizce kelimeleri düzgün okumaya çalış diye bir seçenek. Hani bunu işaretlediğiniz zaman bu sesler İngilizce kelimeleri düzgün seslendirmeyi deniyorlar falan. Bu kadar. Başka özelliği de yok bu programın. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar program.
yetkinmeden vatanesi Kriste iniyor. Yetkinmedinle payın ki pes dokununuzun basma payın ki pes dokunun ve basen tutun. Aslında güzel program ama tek ve en büyük eksiği Türkçe dil ve ses desteği sağlamıyor olması. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.